Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir fizik dersinde daha yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizde indüksiyon EMK'sından bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde bir yüklü parçacığın manyet kanal içerisindeki hareketinden bahsetmiştik. İşte dört parmak manyet kanalın yönünde, baş parmak parçacığın hızının yönünde, avuç içi artı yükleri etkileyen kuvvet, avuç dışı eksi yükleri etkileyen kuvvet demiştik. Şimdi de arkadaşlar bir manyet kanalımız var. Bu manyet kanal içerisinde ilerken bir tel, çubuk her neyse var. İşte bu çubuğumuzu düzenli bir şekilde sağa doğru belli bir hıza çekiyoruz. Bu çubuk sağa doğru belli bir hızla çekilirken üzerindeki yükler de tabii ki çubukla aynı yönde belli bir hızla gidecektir. Mesela ne yapalım? Tabii ki metal olduğu için, katı cisim olduğu için içerisindeki protonlar değil, elektronlar hareket edecektir. İçindeki bir tane elektronu baz alalım. Diyelim ki mesela şurada bir tane elektronumuz var. Şimdi bu elektronun da hızı çubukla aynı yönde olduğu için sağa doğru bir hızı var. Dört parmak manyet kanalının yönünde, baş parmak elektronun hızının yönünde. Elektronu etkileyen kuvvet avuç içi yönünde değil, eksi yük olduğu için avucun dışı yönünde. Yani aşağı doğru bir kuvvet etkileyen arkadaşlar ve elektronlar aşağı doğru kuvvet etki ettiği için L ucunda birikirler. Peki K ucunda kimler yalnız kalır? K ucunda artılar yalnız kalır. Ve bu çubuğun her iki ucu da yüklenmiş olur ve aralarında bir potansiyel fark oluşmuş olur. Bu potansiyel fark yukarıda artısı olan, aşağıda eksisi olan işte bu şekilde bir EMK, bir yük kaynağı, bir indüksiyon EMK'sı oluşmuş olur. E eşittir. Bu indüksiyon EMK'sını bulurken arkadaşlar bavul. B çarpı V çarpı L. B ne? Manyetik alan. L ne? Bu telin hızı, çubuğun hızı. L ne arkadaşlar? Telin ya da çubuğun boyu. Epsilon da ya da EMK elektromotor kaynağı da arkadaşlar birimi volt olacak şekilde potansiyel fark. Tesla ve hız arkadaşlar metre bölü saniye, L de boy, metre dersek sonucunda volt şeklinde bir indüksiyon EMK'sı oluşur. Burada mesela yönünü belirleyelim arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde dört parmak kime doğru? Bize doğru. Dört parmak manyetik alanın yönünde. Baş parmak yukarı doğru. Avuç içi M tarafına bakıyor. Avuç içinin baktığı yerde artılar vardır. Diğer tarafta eksiler vardır. L noktası acaba orta nokta mı? Bunu ben nerede anlıyorum? KL'nin L'ye eşit olduğu bilgisinden anlıyorum. Eğer L noktası orta noktaysa arkadaşlar, o zaman orta nokta nedir? Sıfır, yani nötrdür. L noktası M'ye daha yakın olsaydı artı yüklü olacaktı. L noktası K'ya daha yakın olsaydı eksi yüklü olacaktı. Ama ortada olduğu için arkadaşlar nedir? Nötrdür. O yüzden üçüncü maddemiz yanlıştır. K ucu zaten artı demiştik. L ucu da eksi demiştik. 1 de 2 doğru olur. Evet değerli arkadaşlar, burada da yine ne diyor bize? Hangi çubukların uçları arasında indüksiyon EMK'sı oluşur demiş. X'ten başlıyoruz. Manyetik alan bize doğru, dört parmağımız bize doğru, baş parmak hızın yönünde, avuç içi yukarıya, yani x'in yukarı tarafında artılar, aşağı tarafında eksiler bu şekilde birikir. Yani iki uç yüklenmiş olur. İndüksiyon EMK'sı oluşmuş olur. Arkadaşlar Y'ye geldik. Y'de de yine aynı şekilde dört parmak bize doğru, dört parmak bize doğru. Yani sayfa düzeninden dışa doğru, baş parmak hızın yönünde, hız sola doğru ya da ekranda baktığınız zaman size göre olduğu zaman sağa doğru. Hızın yönünde, avuç içi yönde artılar, yani arkadaşlar şu yönde artılar, bu yönde eksiler diyor ama iki uç arası dediği için arkadaşlar demek ki Y'nin iki uç arasındaki yüklenmemiş olduğu için arkadaşlar Y'yi kabul etmiyoruz. Z çubuğunun da hızının çubuğa dik olan kısmını aldığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Yine aynı şekilde dört parmak manyet kanalın yönünde, baş parmak hızın yönünde, artılar, eksiler dediğimiz zaman Z'nin de iki ucu arasında bir potansiyel fark, indüksiyon EMK'sı oluşmuş oluyor. X ve Z deyip geçiyoruz arkadaşlar. Bir sınav sorusu. ÖSYM'nin sorduğu bu soruda az önce benzerini çözmüştük. Şimdi bir çubuk var. Bu sağa doğru belli bir hıza sürükleniyor. Hemen arkadaşlar sağ elimizin dört parmağı manyet kanalın yönünde, baş parmak hızın yönünde, avuç içi yönünde artılar. Avucun tersi yönünde eksiler birikir. O zaman K
K'nın artı olduğu, artı olduğu, M'nin de eksi olduğu, eksi olduğu iki şıkka indirdik. Arkadaşlar L noktasını sormuş bize. Sizce L noktası orta mı, M'ye mi daha yakın, K'ya mı daha yakın? Buna karar vermemiz lazım. Onunla alakalı bilgi var. Ne demiş? D1 mesafesi D2 mesafesinden daha büyüktür. O zaman D1 mesafesi daha büyükse, L M noktasına daha yakınsa, o zaman onun da işaretinin ne olması lazım? M ile aynı olması lazım. Yani eksi olması lazım. Bak görüyorsunuz sınavda çıkmış bir soru. Bu kadar kolay. 10-15 saniyelik bir sürede üstesinden gelebileceğiniz bir soru tipi işte. Geçiyoruz arkadaşlar. Burada da sadece bize indüksiyon EMK'sının büyüklüğünü, kaç volt olduğunu istemiş arkadaşlar. Yönünü falan istemediği için onu bulmamıza gerek yok. İndüksiyon EMK'sı E eşittir BVL, yani bavulumuzu hemen yazdığımız zaman B yerine 3 Tesla, V yerine 4, L tabi uzunluğu santimetre verilse de metreye çevirmek zorundasınız. Buradan da 2, 3 kere 4 12, 24 volt yapar dersiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu 5'in dikey bileşenini almamız lazım. Yani 5 çarpı sinüs 37'yi kullanmamız lazım. Oradan da 5 çarpı sinüs 37, 0,6 demiş. Yani 3 metre bölü saniyeyle gidiyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Buna göre az önceki yaptığımız formülle aynı şekilde, hatta yazayım olmazsa, E eşittir B çarpı V çarpı L dedim. B neymiş? 2 Tesla. Hızı biz ne bulduk? 3 bulduk. 5'i kullanmıyoruz. Dik bileşeni olan 3'ü kullanıyoruz. Çarpı boyumuzda nedir? 1'dir. Çarptığımız zaman 6 voltluk bir indüksiyon EMK'sı oluşur diyoruz arkadaşlar. Eğer bu çubuk bir dönme hareketi yapıyorsa, arkadaşlar, burada küçük bir farklılığımız var. Yani yine aynı, taktiğimiz aynı. 4 parmak içe doğru, hız sağa doğru, artılar yukarıya, yani yukarıda artılar birikiyor, aşağılara kimler birikiyor? Eksiler birikiyor. Arkadaşlar, O noktası etrafına dönüyorsa O noktasının hızı 0, K noktasının hızı V. Yani ben 0'ı mı alacağım, V'yi mi alacağım? Az önceki işlemiş olduğumuz o kavramlarda sürekli çubuk aynı hızla sürükleniyordu, dönme yoktu. Her tarafın hızı V'ydi ama burada dönme noktasının hızı 0 ama K noktasının hızı V. Hangisini alacağız? Arkadaşlar, orta noktasının hızını alacağız veya V ile sıfırın ortalamasını alacağız. Hangisini kabul ederseniz. O yüzden burada hani bizim bavul formülümüz vardı. B, V, L formülü. Sadece burada ne geliyor arkadaşlar? V yerine V bölü 2 gelmiş oluyor. V yerine arkadaşlar bavulda V bölü 2 formülümüze yapıştırıyoruz hemen. Burada biz açısal hızımızı biliriz. Açısal hızımız... çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı R diye bir bağıntımız vardı çemberli hareket yapan cisimlerde. Veya çizgisel hız eşittir omega çarpı L'di diye biz arkadaşlar. Yerine koyduğumuz zaman, V yerine bunu koyduğumuz zaman arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? Getirip yerine koyuyoruz. Ve indüksiyon EMK'mızımız formülü B çarpı omega çarpı L kare bölü 2 haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Mesela burada indüksiyon EMK'larının oranlarını sormuş. Hemen EX'ten başlayalım. Neydi formülümüz arkadaşlar? B çarpı omega çarpı B'ler, yani B yazdık. Omega'lar da aynı. Omega çarpı L kare, yani boyun karesi bölü 2 dedik. 2 yazmasak da olur ama oran orantı olduğu için yine de yerine koyalım. Yine aynı şekilde B çarpı omega çarpı 2 L'nin karesi ne yapar? 4 L kare bölü 2 arkadaşlar. Taraf taraf orantıladığımız zaman ne çıkar? 2 bölü 1 mi çıkar? Herhalde 2 bölü 1 sonucuna ulaşmış oluruz. İşlemi yanlış yapmayalım. Evet, öyle olur. Arkadaşlar bu sorumuzda da çubuğun arasında bir noktadan dönme noktası eğer varsa, yani uçlardan değil de mesela KL çubuğunun işte bir birime 3 birim ama O noktası dönme noktası olacak şekilde ayarlanmışsa, burada parça parça alıyoruz. Yani OL kısmını ayrı alıyoruz, KO kısmını ayrı ayrı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bakalım manyetik alan kime doğruymuş? Bize doğru. Bize doğru bir manyetik alanımız var. 4 parmak sayfa düzleminden dışa doğru. Hız burada şöyle dönüyor arkadaşlar. Şu anda hangisini yapıyoruz? OL kısmı. Bak kırmızıyla üzerinden gittiğim çubuğa bakın arkadaşlar. Bu kısmı yapıyoruz.
Dört parmak bize doğru, hız aşağı doğru değil mi? Evet, hız aşağı doğru. Avuç içi yönünde artılar. Yani O noktasında artılar, artılar. Diğer tarafta da eksiler birikir. O yüzden artı, eksi olacak şekilde böyle bir indüksiyon EMK'si haline getirirsek sol tarafta artılar, sağ tarafta eksiler. Hatta isim verelim. Burası L noktası olsun, burası da O noktası olsun. Buna bu adamlar ne demişler? V demişler. Soruyu okumadık ama soruda ne diyor? OL kısmı arasındaki indüksiyon EMK'si ya da potansiyel farkı 1V ise KL yani tümünü istiyor. Şimdi geldik KO kısmına. KO kısımlara yine dört parmak bize doğru. Manyetik alan yönünde. Baş parmak hızın yönünde bu tarafa doğru dönüyor arkadaşlar. Artılar aşağıya. Yine burada da artılar aşağıya. Eksiler yukarıya. Yani onun da artısı aşağıda, eksi yukarıda. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Yine birleştirelim. O noktası ve K noktası diyebiliriz. Peki yönlerine baktık. Yönlerini hallettik. Şimdi sayısal değerlerine bakalım. Şimdi bu V acaba sizce nasıl bulunmuştur? Hani bizim bir formülümüz vardı. B çarpı omega çarpı L kare bölü 2 diye bir formülümüz vardı. Bakıyorum da her tarafta manyetik alan aynı. Yani manyetik alanı katmaya gerek yok. Aynı nokta etrafındaki dönen cisimlerde de açısal hız aynıdır. Onu da her tarafta aynı olduğu için ona da bakmamıza gerek yok. İki zaten sabit sayı. L'nin karesi L kare. Kaç birimdi? Bir birimdi. Bir birim yani 1D. 1D'nin karesine 1V derse peki arkadaşlar K ile O arası kaç birim? 3 birim. O zaman ne diyeceğiz biz buraya? 3D'nin karesi yani 9D kareye biz ne diyoruz arkadaşlar? 9V diyoruz. Peki cevaplarda 9 var mı? Var. Acaba sizce doğru cevap 9 mu? Değil tabii ki. Adam bize K ile L arasındaki tümünü sormuş. Pillerimize artısından akım çıkıyor, artısından akım çıkıyor. Bu piller birbirlerine karşı karşıya geldikleri için akımları ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 9'dan 1'i çıkarttığımız zaman 8 voltluk bir ya da 8 V'lik bir K ile L arasında potansiyel fark oluştuğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Devam ettik. Bu şekilde çubuklarda ise yani burada dönme yok, sürüklenme var ama ne yapmamız gerekiyor? Hızın çubuğa dik kısmını ya da çubuğun hıza dik kısmını almamız gerekiyor. Bilgi olarak bir okuyalım arkadaşlar. K ile arasındaki oluşan potansiyel fark 4 volt ise, 4 V ise K arasındaki kaç V'dir demiş. Hemen arkadaşlar bunlar eşit uzunluktaymış, onu da okumuş olduk. İkisine de 5K, biraz büyütelim. İkisine de 5K, 5K desek. Şöyle desek. Tam 3, 4, 5'e bölünecek şekilde. Bunun uzunluğu da 5K, bunun uzunluğu da 5K desek. Önemli olan bizim için arkadaşlar hıza dik olan bileşeni, yani şu bileşeni. Bu ne olur o zaman arkadaşlar? 4K, 53'ün karşısında 4K olur. Diyor ki KL arasındaki eğer 4V ise, KL arasındaki eğer 4V ise, 4K uzunluğu 4V'lik bir potansiyel fark yapıyorsa, neyi sormuş arkadaşlar? Tümünü sormuş. Tümü kaç K? 9K. Çünkü 5K burada, 4K da burada, 9K. O zaman 9K'ya kaç V diyeceğiz? 9V diyeceğiz arkadaşlar. Cevaplarımız da var mı? Var. Yapıştırıp geçiyoruz. Şimdi bu telimiz, bu çubuğumuz manyetik alan içerisinde sürüklenirken eğer bir kapalı bir devre oluşturursa burada akım geçirir. Akım geçtiği yerlerde de direnç varsa direncin üstünden, lamba varsa lamba yakar gibi arkadaşlar bu akımı kullanabiliyoruz. Peki böyle bir telimiz var. Bak görüyorsunuz böyle telimiz var. Araya direnç bağlanmış ve o metal iletken çubuğumuz sağa doğru belli bir hıza giriyor. Arkadaşlar yine aynı taktik. Dört parmak manyetik alanın yönünde, baş parmak hızın yönünde artılar yukarıya. Yukarı doğru artılar, aşağı doğru eksiler olacak şekilde, artı eksi olacak şekilde bir indüksiyon EMK'si ne yapıyor? Oluşuyor. Peki hangi yönde akım geçiyor arkadaşlar? Artısından başlayan akım dolaşıyor, geliyor ve arkadaşlar tekrar pile giriyor. Yukarıdan aşağı R direncinden bir akım geçmiş oluyor. Eğer R direncinden geçen akımı bulmak istiyorsak arkadaşlar, I akımı bulmak istiyorsak, BVL'yi biz biliyorduk indüksiyon EMK'sını. R direncine böldüğümüz zaman buradan geçen akımın sayısal değerini bulabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde akımın yönü ve akımın büyüklüğü bulunabiliyor. Evet, ona benzer bir sorumuz. Yeşille görmüş olduğunuz çubuk sağa doğru belli bir hızla sürükleniyor. Bu yine çubuğun üstündeki o EMK'yı arkadaşlar bizim bulmamız gerekiyor. Yine dört parmak
bize doğru baş parmak hızın yönünde 4 parmak evet bize doğru baş parmak hızın yönünde artlar aşağıya artlar aşağıya eksiler yukarıya arkadaşlar. Yani bunu şöyle sembolik halde ters yazmayalım yanlış yazmayalım artısı aşağıdaydı. Artısı aşağıda yön de sorabilir bize. Eksi yukarıda olan şöyle bir indüksiyon EMK kaynağı elektromotor kuvveti oluşmuş oldu. Peki arkadaşlar, peki o zaman buradan akım çıksa hangi tarafa doğru çıkıp gidecek? Akım artıdan çıkacak. Devam edip bir yönde bir akım oluşturacak. Peki hemen arkadaşlar akımın değerini sormuş. Ne diyorduk biz? Akım bulurken bağıl bölü R. B yani 3 Tesla. V 2 metre bölü saniye. L yani arkadaşlar çubuğun uzunluğu 50 santimetre ama biz onu metreye çevirmek zorundayız. Yani 0.5 metre bölü arkadaşlar R direncimiz 2 ohmdu. Buradan çarptığımız zaman herhalde 1.5 voltluk bir potansiyel fark, pardon 1.5 amperlik bir akım, voltaj değil bizim bulduğumuz neydi arkadaşlar, akımdı. 1.5 amperlik bir akım oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar burada da güzel bir hem yorum hem sayısal bir soru. İki tane ayrı şeklimiz var. Birinci şeklimizde manyet kanal içerisindeki tellerin üstünde daha kalın çubuklar var. Bunlar biri ikisi de sağa sağa sürükleniyor. Diğer şeklimizde de yeşil çubuk sola, mor çubuk sağa doğru sürükleniyor. Oluşan akımlardan bahsediyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 4 tane çubuğun da artısını eksini işaretlememiz lazım. 4 parmak yeşilden, şekil 1'in yeşil çubuğundan başlıyorum arkadaşlar. 4 parmak içe hız sağa artlar yukarıya. Şöyle hemen hızlı bir şekilde artı eksi yapalım. Diğer tarafa geldik arkadaşlar. Mor'da da aynı şekilde. Onda da bir farklılık yok. Artı eksi yapalım. Yanlış olmasın. Diğer şekil 2'ye geldik arkadaşlar. 4 parmak içe hız sola artılar aşağıya. Eksiler yukarıya yapalım. Mor'da da artı yukarıya eksi aşağı yapalım. Bu şekilde yaptık. Peki X'inki arkadaşlar yönleri belirledik. Yönler önemli bizim için. Ya bizim formülümüz neydi arkadaşlar? Bavul muydu? B, V, L miydi? Bakıyorum şimdi. Hepsi aynı manyet kanal içerisinde. Yani manyet kanalını hiç görmesek de olur. Peki hepsinin uzunlukları aynı, eşit uzunlukta, boylar da aynı. Onu da görmesek olur. Sadece hıza baksak yeterli mi? Hız epsilon ile doğru orantılı. O zaman ben birinciye 2V hızı olduğu için 2 epsilon, 1 epsilon, 2 epsilon ve 1 epsilon diyebilirim. Buradan arkadaşlar hemen işlemimizi yapalım. İşlemimizde artısından akım böyle çıkıyor. Artısından akım böyle çıkıyor. Karşı karşıya geliyorlar arkadaşlar. O zaman iyi bir şöyle getirelim boşluğa. I1 akımını bulurken 2 epsilondan 1 epsilonu ne yapmamız lazım? Çıkartmamız gerekiyor. Çünkü zıt yönde birbirlerini zayıflatacak yönde bir akım oluşturuyorlar arkadaşlar. O zaman I1'i yazıyoruz. 2 epsilon eksi 1 epsilon bölü direncimiz nedir? 1R. Geldik arkadaşlar I2'ye. Bakıyorum. Artısından bu şekilde akım çıkıyor. Artısından bu şekilde akım çıkıyor. Arkadaşlar ikisi de saat yönünün tersine. Yani ikisi de birbirlerine güçlendirici bir akım var. Yani R'nin üstünden bu 1 epsilondan çıkanla 2 epsilondan çıkan aynı yönde gidiyor. O zaman ne yapmamız lazım? 2 epsilon artı 1 epsilon bölü direncimiz ne kadar arkadaşlar? 1R'dir. İşlemimizi düzgün yaparsak buradan yukarıda 1 kaldı diyelim. Aşağıda 3 kaldı. Cevabımız 1 bölü 3 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konumuzu da bu şekilde bitirdik. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.